Herkese günaydın. Vallahi ben bugün kızlarla 10'a kadar nasıl uyudum, çayın nasıl gitti hiçbir fikrim yok. İnanır mısınız? Hiçbir fikrim yok. O da karbon sesine uyandım. Evim tertemiz, mis gibi. Dün akşam çünkü saat 2:30'a kadar işlerimi hallettim arkadaşlar. Bütün evim pırıl pırıl. Banyosun, çamaşırsın, şu koltuğu sildim, şunu merdiveni getirdim astım. Başka ne yaptım kız? Yukarıları süpürdüm, sildim. Alt katları da aynı şekilde. Yani 2:30'da falan yattım çocuk. Mira'nın yatağını zaten gördünüz. Yaren odasını aldım ve tıtı maşallah. Bilmiyorum. Uyudu. Bundan sonra zaten hep burada yatsın. Artık büyüdü nasılsa. Ablasıyla beraber yatsın. Arada dedim abi kapıya bak dedim. Uhu. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin de. Hoş geldin inşallah. Kırık mırık değilsin. İnşallah. ENC Home. Eskisini hangisinden almıştım acaba? Ay inşallah kırık falan değil ya. İnşallah evde. Şey böyle benekli menekli olmasın. Neyse şuraları bir kapatayım. Miray gördünüz mü nasıl uyuyor? Kafa sürekli öyle. Şimdi günümüz aydın olsun inşallah. Şöyle burayı kapatalım. Gece bir ara ben üşüdüm. Gerçekten kalktım, kapattım. Çocuklarımla gittim. Biraz kapısını kapattım. Bayağı bayağı esti. Şöyle Miran'ın meyve sularını şimdi dolaba kaldırıyorum arkadaşlar. Şeyi buraya astım. Bereket kavanozlarını. Dedim buradan hayatta düşmez. Şöyle kalsın dedim orada. Şimdi aynamıza bakalım. Sabah sabah. Çocuklar uyuyor. Ev temiz. Mis gibi. Şimdi yarın Mira kalkar. Kahvaltısını alırlarım ikisini de. Hatta yumurta koyayım. Haşlansın onlar kalkana kadar. Hava bulutlu gibi. Sanki yavaş yavaş böyle Eylül yağmurları geliyormuş gibi hissediyorum. Ama sıcak tabii ki. Bulut olmasına rağmen sıcak. Olsun. Bakın saat 10'u 10 geçiyor. Aslında şey fazla öyle şeyle değil de güzel esiyordu ama neyse. Böyle kapatalım. Vallahi de billahi de evim temiz. Allah. Gözlerim yaşardı. Bakar mısınız her taraf? Pırıl pırıl. Çok şükür. Dün üşenmedim, merdiveni indirdim arkadaşlar. Dedim ki, ha bu arada burayı da sildim. Burayı da hallettim ben. Yaren, kardeşin uyuyor mu hala? Senin odanı o sevdi. Odanı sevdi galiba. Merdiveni üşenmedim, indirdim dedim şunu da halledeyim. Mira bundan sonra hep seninle yatacak. Tek başına, ikiniz. Ay. Allah'ıma şükürler olsun. Evet. Artık büyüdünüz siz anneciğim. Koltuğu dün üşenmedim de sildim arkadaşlar. Hadi bakalım aynamızı açalım. Bakalım ne durumda. Sabah sabah madem uyandırdı beni. Abi hala uyurdum valla. Açalım da bakalım. Açtığım bir oldu. İçimden bir ses ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle açtım. Fazla korunaklı değildi. İlk gelen çok korunmuştu. Şuraya bakar mısınız? Şunu böyle açtım. Dedim ki bu iyi korunaklı değil. Ve iyice aşağıya indim. Ve ne göreyim? Vallahi ben böylece bunu iade edeceğim. Vallahi hiç kimse de kusura bakmasın. Ha? Kalktı mı? Hayır. Çocuk çıkmaya çalışıyor. Nereden çıkmaya çalışıyor? Çıkmaya çalışıyor. Kafasını çıkmak. Oy öyle yapıyor anneciğim. Kafasını öyle sor. Ben düzeltiyorum o. Vallahi aynen kırık geldi.
Abo, hem de kocaman kırık ortadan gitmiş vallahi bu. Hiç kimse de kusura bakmasın. Böyle yollarlarsa olacağı da budur. Ben bir iade işlemlerine girişeyim şimdi. Anneciğim fazla açma. Dur. Az önceki abi dedim ki abicim kırık getirdin ama hiç iyi korunmamış ki. En nefret ettiğim iade türü de kargoya kendin götürmen gerekiyor. Normalde trend yoldan iade ettiğim zaman gün seçiyorsun, gelip kapıdan alıyorlar. Ama bunu PTT kargoya götürüp kendin teslim etmen gerekiyormuş. Neyse bugün bir PTT'den bir kargom var. Buraya geldiğinde bir rica edeyim de, yani nasılsa oraya gidecek diyeyim, bir al da götür Allah aşkına. Bakalım inşallah götürür ya. Bir de büyük neyle götüreceğimi bilmiyorum şimdi. İadesini oluşturdum. Bakalım. Neyse Miran'ın sesi yukarıdan geliyor. Gideyim bakayım Minnoş'um ne yapıyor. Onu alayım geleyim. Bak sabah sabah şu an modum düştü. Sabah Yaren Hanım. Ya kırık çıkmasaydı ne olurdu yani? Ne olurdu? Öyle aslında insan neyi düşünüyorsa öyle de oluyor biliyor musunuz? Böyle içimde bir şey vardı yani. Bakalım bıdık uyandı mı? Yumurta koydum. Yatağımı topladım bugün sabah sabah mis gibi. Buradan da çıkardım ya dün akşam bu odayı da sildim süpürdüm. Bakın ne kadar güzel oldu. İlerleyen zamanda bu odayı biliyorsunuz zaten daha önce söylemiştim. Buradan çıkaracağım için. O yüzden şeylerini almıyorum normalde. Burada kalacak olsaydı şuraya bir tane aynasını ve komodinini bir tane olsa da komodinini alacağım. Yani almak istiyorum yani. Çünkü buraya tamam gerek yok da ama ben o tarafta yatıyorum. Oraya bir tane komodin lazım. Miran yatağa çıktı bayağı boşaldı o da. Oy sesine kurban. Gözü bir bironda. Dün ben bunu bici bici yaptım teyzeleri. Yatağın hayırlı uğurlu olsun. 10.30'lara kadar keyif yaptın. Ha? Böyle ortopedik ortopedik yastıkta koyduk. Nevresimin de pembiş pembiş serdik. Ama bu ekşirdi. Hadi gel elini yüzünü yıkayalım. Yaren yatağını toplamış. Kurban olurum seni Yaren'e. Hadi gel. Gel hadi. Bıdıklarımın çekmecelerini de düzenledim. Anne şey. Ne var burada? Al bunu giyeceğiz. Tüt. Ay gitti gitti gitti. Korkma korkma. Yani hemen kendini nasıl şeye aldı gördünüz mü? Gel. Hadi. Oy ben seni yerim. Senin yatak odan burası artık. Ablayla yatacaksın ona göre. Ne? Ne? Hiç bana tepki gösterme. Yatacaksın ablayla. Kusura bakma. Evet. Gözlerin kurbağa gibi şişmiş uykudan. Hayırdır? Sen benim odamı beğenmiyor muydun yoksa? Hayırdır? Geldin de. 11'de yatıp da 10.30'larda kalkmak. Bu nedir? Ha? Hangi kitabası var senin yaptığın? Ha? Gel. Gel yüzümüzü yıkayalım. Gel. Gel. Gel yanıma gel. Gel sarıl bana sarıl bana sarıl 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 sarıl. Hop bili bili bili. Ha? Elimizi yüzümüzü yıkayalım mı? Bici bici yapalım mı bakın şimdi. Mira bici bici yapalım kuzum. Hadi gel bici bici yapalım. Yapalım mı bici bici? Yapalım kuzum. He? Yapalım mı? Lili. Ha? Korkma. Korkma, kışım. Korkma. Sadece elini yüzünü yıkayacağım. Korkma annem, korkma. Gel, gel. Elini yüzünü yıkayalım, gel. Dişlerini de fırçaladı annesi. Nereye gidiyorsun? Biberonu almaya çalışıyor. Alabilir misin peki? Ha? Alabilir misin? Alabilir misin? Hadi.
Saklandı. Biberon yok orada. Üstünü giydireyim ya. Aşağı indireyim. Havaya bakar mısınız arkadaşlar? Sanki yağmur yağacakmış gibi. Ya bu kargo nasıl benim canımı sıktı ya. Of, kırık çıkmasa. Böyle iadesiyle kırık çıkmasa tamam, çıksaydı da iadesi böyle olmasaydı ya. Of, ben şimdi PTT'den rica etsem bile, lütfen bunu götürün desem bile, diyecek ki abla ben sadece teslimat işleriyle uğraşıyorum. Bu benim işim değil. E ben onu neyle götüreceğim? Allah'ım 7 günüm var. Ay yağmur yağacak gibi bugün. Bakın mis gibi hava. Mira hadi gel, üstümüzü giyelim de gidelim, hadi gel. Hadi gel 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 gel. Boncuk dişini de fırçaladı annesi bunu. Dişimizi de fırçaladık bir güzel bir güzel. Gel. Oraya çorap alalım. Aç 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 çorap alalım. Aç. Yok orayı değil. Bak hemen oturuyor, bak kendini nasıl güvenceye alıyor. Ha kızım. Mira'yı getireceğim. Geliyorum anneciğim. Ayıptır sorması nereye? Ayıptır sorması nereye? Ne oldu? Gel. Gel. Ne? Yok, dağıtmadım inşallah odanı. Aşağı indi, ben de geliyorum, hadi. Hadi senin de saçını tararız birazdan. Şimdi bugün biraz çamaşırlarım var. Onları hallederiz. Mira Hanım'ın dişleri fırçalandı. Bu arada dün ben saçımı yıkadım ve bunu kullandık Yaren'le. Değil mi Yaren? Çok güzel yumuşacık. Sonra böyle dümdüz olacak kızımın saçları. Keratin ya. Şimdi ben niye geldim buraya? Tarak alacağım. Ve ineceğiz. Hadi bakalım. Bunlar sende niye bari? Ne yaptı o kız? Ne oldu? Hadi gel. Yaren sprayla şey alsana kızım. Bunları alsana. Hadi aşağı in, geliyoruz. Hadi alayım ben bunu. Hadi. Gel. Eline bu biberona bakıyor. Bak, 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 bak. Yok Mira bekle. Meyve suyu vereyim. Birazcık saçını tarayayım. Daha sonra da kahvaltımızı yaparız. Ay. Yumurtayı çok fazla haşlıyorsun diyenler var da ben öyle pişmiş seviyorum. Böyle mesela kırdığım zaman çok pişsin. Ya bazen böyle akışkanı da seviyorum ama çocuklar yiyeceği için böyle katı olsun diyorum. Ben kendim olsa mesela içini biraz cıvık tutarım ama çocuklar yiyor ya. Şöyle birazcık bu caddeye şey verelim. Makinem yıkandı mı kız? Oho, mis gibi makinem de boşalacak. Uzun zamandır makine boşaltmıyoruz sizinle. Şimdi şunu bir halledeyim. Yumurta pişene kadar Mira'nın saçını. Gerçi pişmiştir, ben yukarıya çıktım. Kaç dakika geçti. Bunu soğuk suya koyayım, birazcık şey olsun. Bekle. Bekle. Krizlere girmene gerek yok. Krizlere girmene gerek yok. Tamam. 10.30'a kadar uyudun da şimdi ne yapalım? Yeri temizle. Anladın mı? Seni küçük ispikçi. Yeni arkadaşlarım için bir yerler ve ev bulmalıyım. Burası rahat gibi. Bir fikrim var. Onlara düğün yapalım. Bir şey yapalım. Elhamdülillah. Büyük hadi iç. Gelip saçını toplayacağız. Hadi yumurtalarını suya koyup geliyorum. Dün hemen yıkadım. Uyudu çünkü. Yaren'i taradım da ama onun tarayamadım. Çünkü uyudu cadı. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynar suyu şeye dökerken besmele çek.
yer olmuş. İnşallah pişmiştir yani. Şimdi çay suyu koyayım da o kaynayana kadar kahvaltısını hazırlayayım. Cadı alalım. Şimdi burası. Gel bak hazır. Ay sırtımdan bir şey tuttu. Av. Bel küreği mi diyorlar, ne diyor orası? Ani hareket yaptığımda nasıl tutuldu? Mira. Çayımı demledim. Şimdi şu cadının kahvaltısını hazırlıyorum. Mira. Allah sırtım. Ay nefes alamıyorum ya. Ay nasıl batıyor. Nefes bile alamıyorum. Uf. Yanlış bir hareket mi yaptım acaba? Hadi yiyelim sonra. Ayakkabını giydireceğim ona. Yemin ederim nefes dahi alamıyorum şu an. Gel. Hey. Yanıma gel. Gel yanıma. Gel. Gel. Bak vallahi çok kötüyüm, gel. Allah'ım benim. Of. Gel hele. Mira. Hadi gel. Gel annem, gel. Gel saça bak saça. Gel kuzum, gel. 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 Ha gel. Bak bu ne var burada? Mamma. Gel. Ay. Orada mı vereyim sana şimdi ben? Olabilir miyim? Niye sinirleniyorsun sen? Ah. Yedin, içtin, saçın topladık. Teşekkürler. Ben ne gördüm? Ne yaptınız? Ne gördün bebeğim? Ne gördün? Çok güzel bir anne kız gördüm. Tamam. Anne kız. Sırtım, ne oldu benim sırtım? Ay. Ay dönemiyorum da. Nereye gidiyorsun? Ha? Yaren çok kötü. Annem ya. Anne, şu kılıfın çok kötü olmuş artık. Ben sana o yüzden yenisini aldım. Tamam annem, tamam. Oy beli. Belim de değil de şurası, şurası ya. Aa! Şurası annem. Basma. Of. Çizik var. Çizikten dolayı mı olmuş acaba? Yok yok, kocaman bir çizik. Oh. Şişlik böyle. Ya. Ben seni çekeyim. Yok yok annem, çekme. Al spreyle Sarah'ı yerine götürsen anneciğim. Bekleyin. Ay boynumu da çevirebilirim Allah'ım. Şimdi benim kızım, benim kızım tost istedi. Teyzeler benim. Anneciğim spreyle Sarah'ı yerine götür. Buraya koyma kızım. Neyi alıyorsun? Ha buldum anne, buldum ben. Kere, yok annem ondan değil, ben yanlış bir hareket ettim de şu şeyle götür Atale. Ben yanlış bir hareket ettim de ondan oldu. Oh. Evet bugün bana bu ağrı yetmiyordu. Bunlar da şimdi anne. Lütfen hiçbir şey kalmasın burada. Hani ayak dövüyorsun sen. Gel şimdi ben Yaren'ime tost yapacağım sonra. Bu cadalozla birazcık yürüyeceğiz. Ay belim. Belim çayı demledim ama. O çayı içmek için şu an keyfim bile yok arkadaşlar. Düşünün çay. Allah'ım Allah. Aa yağmur siliyor. Ay çok güzel. Ay çok Yaren yağmur yağıyor. Ay çok güzel. Tabii bizim orada buna yalancı yağmur diyorlar. Çünkü güneşle beraber olduğu zaman öyle diyorlar da ama gene de yağdı mı yağdı. Böyle benek benek düştü mü düştü. Ay Yaren. Tost makinesini almaya geldim. Ama bir iki keyif yapsam nasıl olur burada böyle oturarak. Otur anne. Ah Yaren. Güzel.
Çok esiyor güzel, çok güzel. Çok Allah. Güzel esiyor. Allah'a sana şükür olsun. Bakın böyle benek 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 oldu ama çok yağacağını sanmıyorum tabii ki de. Ne yapıyorsun? Allah'ım. Şuna bir çanta vurdum. Önce güzel, bence bunu alan. Evet. Oh. Gök gürültüsü de var. Allah'ım sen bana lastik çantanı. Aslında bir kahve içilir de belimin tutulmasıyla şu an hiçbir şey yapasım gelmiyor. Anne. Dua ettik de. Ama şükürler ya Rabbim. Ya Rabbim sana şükürler olsun da ama belimin tutulmasına dua etmemiştim. Okay. Bir de kargomun kırık gelmesine dua etmemiştim. Kırık gelsin. Aynayı yukarı düşürüyorduk. Anne şunlar Rus değilmiş. Kimmiş? Türk. Sen ne kadar güzel gözlemcisin böyle. Baya baya yağdı valla. Yerler ıslandı. Şuraya bak anne. Vallahi bir güzel yağdı ki. Yemin ederim şu an alt katı inip bak bak kulaklık böyle diyorlar. Evet annem şey nedir onun adı? Yavaş yavaş artık bu götür koy havalara alışık olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani alışmamız lazım artık. Aa, önümüz kış olduğu için. Evet, önümüz kış olduğu için böyle bol bol yağacak. Tamam annem, tamam. Bol bol. Sabır ver ya Rabbim. Bu havaya alışık olmamız gerekiyor. Nerede benim mroşu? Mira! Mira! Anne! Mira! Abi lastikleri kaldır dedim ya sana. Canım. Mami de yağmur ya. Ay burası niye yapışıyor? Bir şey yapışkan var, yerleri sileyim. Yağmur var dışarıda ya Miram. Camlar açık. Klimayı kapatsana anneciğim. Acayip böyle açalım. Güzel. Klimayı kapat hele klimayı. Vallahi güzel güzel yağdı. Bakın böyle. Mis mis yağıyor. En azından bir şey. Böyle arka taraf da dolu zaten bakın. Komşu kızı camdan bakıyor. Su basarsa falan bakarsınız demişti anneciğim. Şu an su falan basmadı ki neyine bakalım. Hayır annem kapatmıştır giderken. Gel. Gel hadi gel. Klimayı kapattın mı? Tamam. Birazcık böyle ısın. Hadi diğerini de açalım. Hey. Ne yapıyorsun? Bağırma bağırma. Gezeceğiz birazdan. Hadi. Ay şurayı da açayım en iyisi. Çünkü güzel güneş olunca tekrar kapatırım. Özlemişim. Özlemişim şu camdan böyle bakıp yağmuru izlemeyi. Nereden? Hatta bu hayali kuruyorduk. Evet, sen şey yaptın mı? Ney mesela? Tamam. Mira Hanım iki tane yumurta yedi. Tost makinesini getirsene hadi acil. Hazır mutfağa girmişken. Getir hadi. Tost istedi de. Bir tost yapalım ona. Ben de yumurta yerim arkadaşlar. Ne? Hani burada ki yemin ederim şu an bana ne kahvaltı lazım ne de başka bir şey lazım. Ben çay içeceğim. Tamam çay ben var. Şimdi yaren ya. Anne kızı ben de şu an hiç keyif yapacak modda da değilim biliyor musun? Çayın bu sefer çok
küçük taneli, yani taneleri şey olduğu için süzgecinden geçiyor. Şöyle bir kenarda bu dursun da ben de tost yapayım. Sanki çayı demlenmemiş, halbuki ne kadardır duruyor. Güzel yağmur yağdı. Evet annem, güzel yağdı. Burada bu kadar olmaz. Bakar mısınız? Sen bunu niye atıyorsun makineye 70 derece sıcağın içine? Böyle olmuş yani. Yamulmuş yani, yamulmuş. Cici almış. O kadar da dedim ki içine bir güzel böyle turşu falan koyarım. Bakalım. Cici. Anne ben fark etmeseydim. Bakın hala yağıyor böyle. Anne ben fark etmeseydim. Valla sen fark etmeseydin. Ben eninde sonunda boşaltırken fark edecektim de. Anne kapanmıyordu. Sana fazla kızartmayayım değil mi ekmeği? Tamam anne, biraz yumuşatayım o kadar. Biz dışarıda kahvaltımızı yapacağız. Kapat tamam. Neyse, oncağım var artık anne. En azından yerler ıslandı. Güzel. TT kargocu aradı. Dedim iadem var da götürür müsünüz? Yok abla dedi, memurlarla sıkıntı yaşıyoruz. Dedim sadece götürün dedim. Eşim gelir iadesini falan girer yani, bayağı büyük olduğundan dolayı. Dedi yok abla. Ay ne güzel işte, büyük araba. Güzel götürdün. Tamam anneciğim. Araba ne güzel büyük. Götürdün 2 dakikada işte, ne olacak? Götürmediler. Gerçi kim uğraşır bu yağmurda, bir de sırtına şey yap da götür. Ben de olsam ben de uğraşmazdım belki de. Ama yine de ne bileyim. Tamam Yaren. Ekmeği kızartmayalım dedik ama maşallah ekmek bayağı bir kızardı. Aa geliyor. Vallahi geliyorsun da kargomu da alıp götürseydin ya. Belki acır. Kutuyu büyük görünce belki halimiz acır da götürür, ne diyelim. Abi, abla dedi seni tanıyorum dedi ama çok büyük dedi ve kırık dedi. Bunu sorumluluğunu alamam dedi. Kaç, 2-4 kişiyle mi gelecek? Anneciğim bir şekil kendimiz götüreceğiz. Diyor ki ne saçma diyor. Hangi kargo getirdiyse o da diyor götürmesi lazım. Dedim vallahi sandığı getirdi. Yaren çok güzel oldu sosların. Vallahi ben de mi yesem kız? Evet yani. Yaren'i şöyle. Anne çok güzeldi. Büyük aldım bilerek. Sonra sıkıyor diyorsun durmadan. Şöyle çamaşırlar aldım. Hadi. Ama evde şimdi böyle görünmüyor. Yaren, Mira niye ağlıyor? Kız ben de mi tost yesem? Ama ekmeğimiz varmış aslında bir tane. Ben de tost yapayım da yiyeyim. Ekmek almıştın ya yeni ya. Seni diyor tanıyorum da abla diyor, götürürdüm ama şey riski alamam dedim, teşekkür ederim. Ne diyeyim? Haklı yani. Abunu götür de çıkar bir şey verir. Götür kızım. Güzel mi donların? Güzel güzel. İşte böyle. Kaldı bizim başımıza. Başımıza kaldı. İşte o yüzden sevmiyorum böyle büyük bir şey de. Normalde buradan böyle görünüyor. Ha. Ama başka durumlar buradaki. Annem öyle, resimde öyle, sana öyleleri gelmiş. Şimdi illa hangisi resim o gelecek diye bir şey yok ki. Şu kaşarın hepsini de ben kullanayım. Ay kız bayağı bayağı yağdı yağmur, bakar mısınız vallahi ıslandı yerler. Gürümledi bambam. Gürümledi? Evet. Karıları tamamen unuttu. Kapattım ben kendi odama. Koş anne koş. Kendi odanı kapattın da benimki yetim miydi? Ay. Bilmiyorum onu çakacağını. Yaren koş. Koş koş, şeyi getir. Kapının önünde şey var. Büyük havlu var dışarıdaki, dışarıdaki var ya, tez. Nerede? Dışarıda, dış kapının orada bir büyük havlu var. Şey, ben getireyim. Anneciğim o küçük, bana büyük havlu lazım orada. Kızım. Nerede? Dış kapının orada Aile vardı ya, Aile. Aile'nin kapısının önünde havlu var, al da gel. Bak gelmiş. Burayı kapatmış. Buralarda yetimdi değil mi Yaren? Yetimdi. Kız ben burayı nasıl unuttum? Çabuk ol, parkeler şişti. Ben nasıl unuttum kız burayı?
Çabuk. Hadi yarinim. Aldın mı? Aldım. Getir 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 getir. Annem sen şunu al. Şunu da götür o boş odaya. Boş oda var ya, boş oda. Oraya da yağmış hep. Sil hele orayı. Yağmur ne güzel yağıyor dedik. Yağmur ne güzel yağıyor dedik. Burayı tamamen unuttuk vallahi. Tamam, şurayı silip getireceğim zaten. Bekle. Ne olursa? Havuz niye patlasın yani? Havuz diyor patlarsa. Anne. Ne yarın? Allah'tan kapatmışım camımı. Kulaklığım çok değerli. Ona akıl etmişsin de anneciğim. Bu odalara niye akıl edemedin acaba? İşte direkt böyle balkonda şeyi görüyor mu? Bakın hemen parke şişiyor böyle. Yağmur gördü mü? Burası direkt açık ya. Direkt görüyor da. Eğer bir camları kapatırmazsak böyle oluyor. Şu kargo mesela o kadar büyük ürün değil mi? Ulan ben onu nasıl götüreceğim? Neden gelip kapıdan almıyorsunuz ki? Birazcık şişi vermiş. Kendisini kapatmış Yaren Hanım. Ama bizleri hesaba katmamış. Ne yapalım? Şunlar dursun. Birazdan çamaşırlar atmaya geleceğim. Tamam, yerine koyar mısın? Bak o lastik masayı çıkarmışsın. Hep açık bırakmışsın oradan. Hadi. Tosturma mı oldu makinede? Belim. Belimin zaten şeyiyle şu an yürüyemiyorum dahi. Hala ayağı yokuz. Canım. Güzel esti vallahi maşallah. Mutfağın üstündeki tezgah üstündeki bulaşıkları oraya koydum. Hiç halim yok arkadaşlar. Zeytin ekmek çayı içtim. Zeytin tost ekmek. Abla ne yapmış? Abla sen çıkmayasın diye bir şeyler mi koydu oraya? Ablamıza bak Ali ablamız. Ne düşünceli bir ablamız varmış bizim ya. Bayağı bir gürültüsü var arkadaşlar. Ama İyi geldi mi diye soracak olursanız çok iyi geldi. Hatta müthiş iyi geldi. O kadar güzel yağıyor şu an. İnce ince bayağı da yağdı. Hatta şöyle göstereyim. Şu kısımlarda ufak ufak sular bile birikti. Ama iyi oldu. Ağaçlara, yeşilliklere güzel oldu yani. Suyun yağması, yağmurun yağması az olsa da böyle nefes aldılar. Toz, toprak, ondan sonra yeşillik, suyun değmediği yerler şu an. Ve kozalaklara bakar mısınız şurada? Ve o kadar güzel şu an rüzgarla esiyor ki size anlatamam. Ablamız böyle bir şey yapmış buraya. Bu seni yeşin anne. Çene anne yeşin çene. Oyuncaklığı da mı getirdi abla seni? He? Ya Yaren şunu niye getirdin ha? Çok oldu ya. Ya. Dedim ne güzel küçücük kullanırız dedim. Şimdi şu iade işleriyle şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Ha. İçecek mi? Dedim ki acaba şey olmazsa nedir onun adı? Kızım yaptığım içecekten içmiyorsun, gidiyorsun şöyle paketleri içiyorsun ya. Şey dedim acaba şimdi Şahin'e söylerim bınk bınk ederse götürmekle. İşte yok bu büyüktür ben bunu falan götüremem. Arabaya yani sığmaz. Şahin'den o şey potansiyeli bekliyorum.
öyle bir şey derse diyeceğim ki o zaman aynacıya götür. Aynacıdan aynı bu ölçülerde ayna kestir oraya. Ne yapayım arkadaşlar, artık o çay, o şeye de... Of ne güzel. Şurada bir iki uzansam. Şu tarafta uzanayım çünkü şuradan cama çıkıyor. Direkt burası gözükür. Canımın içi, işimiz yok. Çok şükür. İşimiz yok. Gücümüz yok. Bir yukarıda işte çamaşır makinesi. Bismillah, bismillah, bismillah. Şey düşmesin de bir yere, yıldırım falan. Evimiz tertemiz. Saatlerimiz daha yeni 12. Yemek falan düşünürüz. Ama Miroş'umla birazdan yürüme şeylerimiz başlar. Teyzeleri şimdi daha yeni yemek yedi neredeyse. İlacını verdim. Demirini verdim. D vitaminini verdim. Bir saat falan geçsin. Balık yağını da vereceğim. Ondan sonra birazcık yürüyüş yaparız. Böyle üstler temiz. Alt kat çok şükür temiz. Bir bulaşık makinesini boşaltırız birazdan. Bir de oradaki bulaşıkları atarız içine. Böyle. Bugün relax. Relax modundayız. Arkadaşlar az önce şurada bir uzandım. Ama öyle bir gök gürültüsü vardı ki resmen yataktan fırladım. Yaren koşarak geldi. Anne ben camımı kapatacağım dedi. Onun ardından da böyle bir yağmur yağdı. Ama bir yere inşallah düşmemiştir. Çünkü bayağı bir böyle gürültülüydü. Şimdi de böyle ince ince yağmaya başladı. İnce ince derken bayağı da yağıyor yani şu an. Bakın şurada ne kadar su birikintisi birikti, görüyor musunuz? Şuralar... Bakın bizim oradan artık gidiyor, kapının önüne su birikmiyor. Hatta diğer taraftan da göstereyim size. Su birikiyordu ya. Neler çekiyordum ben ya kışın ya. Anneşi ayaklarını dövmeşene. Dövmeşene ayaklarını, dövmeşene. Şu havluyu niye buraya getirmiş ki? Yaren kapattın mı camını? Korktun mu anne? Oy ben seni yerim. Korkma anne. Bakın şimdi şöyle kenarlardan birikiyor ama ne oldu? En azından şu kapının önüne birikmiyor. Bakar mısınız? Nasıl sulandı çiçeklerim. Ay güzel fesleğenlerim hepsi olur. Ama şimdi şu kısımlarda birikiyor. En azından böyle yürüme şeylerde yağmur kalmıyor arkadaşlar. Bakın böyle. Birazdan hiçbir şey olmamış gibi. Tabii ki güneşimiz de açacaktır da. Ama maşallah çok güzel yağdı. Anne korkunç. Korkunç değil mi anneciğim? Fesleyenlerim oh mis bol bol sulandılar. O tarafta öyle. Güzel, en azından bütün yeşillikler sulandı. Bir hafta kadar bunlara yeter. Dur hele annem, gir içeri, gir. Korkuyorsan içeri gir. Şuralar mesela yüksekti ya geçen sene. Burayı yükseltince bakın. Nanelerim de ıslandı. Güzel. Dua edin de. Şu an Ağustos sonu. Dua edin de arkadaşlar böyle tam yağmurlar başlamadan işte kışa girdiğimizde şu balkonlarım kapatılsın. Ne bileyim yani. Yaz yine gelecek değil mi? Tabii gelecek. Ay. Yaz yine gelecek. Sen de Nilo'ya'nın dediğini dedin. Yaz gelecek tabii ki de. Önce şimdi sonbahar gelecek. Sonra kış gelecek. Sonra ilkbahar gelecek. Ve sonra tekrar yaz gelecek. Evet. Şöyle içiniz, gönlünüz açılsın diye. Özlemişiz. Bir saniye anneciğim, özlemişiz böyle yağmur sesini falan. Bayağıdır yağmuru görmeyenlere gelsin. Mira. Hadi takla at kızım, takla at Mira. Mira. Az önce yapıyordu bak. Hadi takla at kızım, takla at benim güzel kızım. Aa. Ayağım mı kaydı bebeğim benim? Aferin, alkış. Hadi takla at kızım, takla at bebeğim benim. Takla at, takla at bebeğim benim. Hadi bak bak. Hadi takla at Mira, takla at Mira. Hadi.
Mira. Mira. Mira takla at Mira. 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 Ayağım mı kaydı annem? Takla atacaktın, ayağım mı kaydı? Evet, yağmurumuz durdu. Güneşimiz çıktı. Miracığım. Omzuma sarıyor. Mira, takla at benim güzel kızım. Takla at hele. Takla at benim bebeğim. Mira. Mira. Bir de dinlemiyorsun he beni. Olmaz ki öyle. İnşallah biraz daha yaparsa gösteririm. Şahin aradı. Okula bir şey evrak bırakması gerekiyormuş. Bir tane kağıt okula başlayacaksın ya. Bileyim Allah'ım bileyim. Omuzum daha da kötü oldu ya. Ben de dedim ya dedim ben dedim senden bir şey rica edeceğim. Ne oldu gene diye ki dedim. Aynam geldi dedim böyle böyle. Ama ne dedi biliyor musunuz dedi. Yani küçük arabaya sığmaz tamam onu ben de biliyorum. Dedi ki böyle yine aynı. Bak bu şekil gelmiş olsaydı arkadaşlar. Bak Aras kargo ile gelmişti. Bu şekil gelmiş olsaydı o cama hiçbir bir şey olmazdı. Bak aynı böyle. Ne kadar korunaklı görüyor musunuz? Ama bu seferki sadece karton etrafı olunca kırılması da tabii ki de normal. Dedim dedik ki dur dedi bir arkadaşım vardı onu hemen arayayım. Onun bir doblosu mu ne varmış. Onunla gelip götürelim dedi. Dedim teşekkür ederim. Allah omzum. Yaren hazır mısın? Okula götürecek baba seni. Ha? Güzel bir toka ver hele şu saçını bir toplayalım. Yoksa okula gideceksin annem. Ah o kız niye ayak dövüyor? Onunla bir yarım saat boyunca gez. Gezdirdim bunu, gezdirdim. Ay bir kahve içsem ne dersiniz bu duruma? Ha, bu kıza bir meyve suyu vereyim de sonra. Bu burası var ya resmen benim yüzümü soldurdu bugün ya. Aa! İğne gibi batıyor. Teyzemle konuştum. Yarın fizik tedavimiz var ya yarın gideyim fizik tedaviye dönüşte inşallah teyzemi de alır geliriz bende de bir gece kalır. Ondan sonra uf belim. Yumurtayı da yemedik. Şunu da bir zahmet deyin ki bir kavanoza koy Feride. Böyle yapma Feride. Böyle yapma gözünü seveyim. Şurada aslında küçük kavanozlarım vardı ya. Ona koymam. Bakın şurada kavanozum var. Bunun içine dolduralım birazdan. Yaren'in tost yediğine bakın. Biri Almanya'da, biri Çin'de. Öyle yemiş. Fincanlarımı yukarıya kaldırmamıştım Allah'tan. Gel buraya bakalım. Gel buraya. Oy. Yanlış. Evet, Şahin arıyor. Bakalım inşallah olumludur. Şimdi Şahin geldi. Hadi Yaren o süpürgeyi de indir. Arabayı süpürecekmiş baban. Yarın da arkadaşı gelip sağ olsun kargoyu halledecekmiş. Hele bir bakın ne geldi. Ya siz hele bakın. Allah'ım siz buna bakın. Tamam hadi. Şu çöpleri de biriktireyim. Hadi bekle baban orada. Çok tatlı ya ben seni yerim. Eşek seni, ben seni yerim. Miniğim benim. Heh. Böyle. Uy. Evet. Şaşırtıcı ama Feride kahve içiyor değil mi? Siz de şaşırdınız da bu duruma.
Şaşırmayın arkadaşlar, aradan insanlar bazen değişebilir. Vallahi. Ama iyi yönde değişsinler ya. Kötü yönde değişmesinler. Mira, sana ne oluyor bugün ya? Çöpleri de bir araya bir toplayayım. Yaren geldi mi baban? Tamam, bekle. Allah'ım seni yerim. Ya şunlara baktıkça yemin ederim insan bebek istiyor resmen ya. Hele bir de kız çocuğu, bakar mısın? Ya bu kız çocuklarında niye bu kadar süslü müslü güzel şeyler var ya Rabbim. Allah'ım ben seni yerim. Of, tak menüm. Yarın teyzem gelir. Hemen mantım var. Antalya'dan geleceğim için hemen mantı yaparız. Yani mantım var, koyarım pişsin. Evet, bizimki geldi. Onları bir göndereyim arkadaşlar. Mira, ne oldu? Kapıya kadar geldin de geri döndün. Kayınvalidem arıyor. O oradan hasta. Gelin burada hasta. Neyse, çok şükür hasta değil mi? Sadece belim tutuldu. Annem de misafirlerini göndermiş. 2 gündür derin temizlik yapıyorum diyor. Dedim boş verin, sanki ne olmuş evinize. Ne zaman geleceksin diyor. Dedim bilmiyorum, çocuk okula başlıyor. Artık öyle her istediğim zaman gelemem. Ne zaman başlıyor? Aynı ikisini dedim. Sen de diyor kayıt şey yapma. Mira! Sen de diyor bahane bulma, çocuğun okuluna daha var. Allah'ım bu kahve ne kadar güzel geldi. Dedim yarın Antalya'ya gideceğim. Yarın çık geldi. Yarın dedim teyzem gelecek. Falan filan. Ay bu neye benzedi kız? Tövbe yarabbim, yeni bebek oluşuyor ya, ona benzedi ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Kıyafetler güzel. Ay 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 ay, aslında böyle de. Mira! Üf! Şurada 2 dakika bir keyif yapacağım, onu da vermedin ya. Ben şimdi bugün bir öyle bir ortalığımı böyle bir toparlayayım. Şahin eksiğim var mı dedi. Öyle bir eksiğim yok çok şükür de. Kahvaltılık bir şeylerim var mı? Var, reçellerim var, peynirlerim var çok şükür. Kahvaltılık hazırla. Ertesi gün kahvaltı yaparız teyzemle. Yarın mantım var. Antalya'dan geldiğimde düşünmem en azından ne yapayım hemen diye. Çünkü onu da alıp geleceğiz ya. Gelir gelmez hemen mantıyı atarım, pişer. Böyle arkadaşlar. Kayınvalideme diyorum ki Mira. Kayınvalideme diyorum siz gelin. Teyzem de gelecek. Beraber sonra şey yaparsınız. 2 gün falan kalırsınız, gidersiniz. O da yok dedi. İşlerim var, sen gel. Böyle Mira'nın meyve suyunu da koydum. May hoş may hoş. Şahin'in geldiği nereden belli oldu? Camlar anne, kapandı. Annem gelir misin? Gel gel. Evet teyzelerim. Bu yaz içerim mi kış? Benim kızımın okul formasına bakın. Altına da etek mi gelecekmiş yani? Gelmemişler. Daha gelmemiş. Altına da sanırım şey, etek değil de etek görünümlü şortlar var ya. Arabada. Değil mi? Evet. Bebeğim sanırım şey o... Etek görünümlü şort. Hani önü etek altı şort oluyor ya. Öyle olacak. Aynen. Oldu mu bu sefer? Oldu. Baksana oldu işte. Hayır canım. Okul zaten soğuk diye kalı yapmışlar. O bir siyah bir pantolon gibi bir şey vardı da dedi orada kadın gelecek dedi. Yok ya, onlar erkekler olarak... Pantolon şu an olmaz ki. Ya geçici pantolon olarak dedi bir şey giydirirsiniz, okula gönderirsiniz dedi. Ha. Forması olsun yeter dedi. Gelecek tamam. Ha tamam tamam. Bu arada aynı ikisinde başlayacaktı. İkisine değil, beşine alınmış. İyi iyi, en azından dördünde işimizi hallederiz. Aslında bu bizim için daha iyi oldu. Ne? Çocuğuna kime bırakacaktın? Zaten formuna yazdım. İşte velisi dışında kim var, kimse yok. Çizgi çizgi. Kimsesi zaten yok. Kim alacak veli dışında? Baba, babamın şey. Peki servis. Dur dur. Peki servisle ilgili müdür ne demiş, onu da bir açıklayın hele. Ne dedi bir tane ver hadi. Servisle ilgili dedi ki. 3 tekerlek. Dur dur. Herkes dedi 3 tekerlekli alıyor, servisçilerin işi bitti dedi. Böyle söyledi 3 tekerlekli. Yani bu demek oluyor kızıma da 3 tekerli lazım. Lazım ama işte.
Yağmurda nasıl olacak? Üstünü kapatacaksın şöyle demirle. Vallahi yapacak şey yok. Beni arabaya öğretene kadar üç tekerli lazım bize. Hadi çıkar. Biberonlar nerede? Terletme, terleme. Çıkar, çıkar. Onları yıka. Kapıyı kapat, klimayı açtık. Şimdi, evet, okul formamız bu. Teyzeleri, ablaları. Yazlık, kışlık. Altına da siyah. Kışlığı bile var. Şort, şey... Etek görünümlü şort olacak arkadaşlar. O daha gelmemiş. Bir de kurban olduğum Rabbim. Rabbim o kadar büyük ki arkadaşlar. Ben yarın ayın ikisinde okula başlayacaktı ya. İnanın kara kara düşünüyordum bu çocuğu ne yapacağım. Şey günü özellikle. Nedir onun adı? Özellikle heyet raporuna girecek. Ayın dördünde heyete girecekti. Bir de o günü de çarşamba günü iki derste fizik tedavimiz vardı. Ve düşünüyordum ki bu çocuk nasıl yapacak? Tamam heyete erken gel. Tamam anneciğim. Tanışırsın daha çok arkadaşın olur annem. Diyordum ki tamam heyete sadece girseydik erkenden gider gelirdik çocuğu alırdık. Annem tamam kızım. Tamam bir tanem çok güzel oldu. Daha giyeceksin işte çıkar hadi. O kışlık şeyin haydi. Hadi annem hadi. Bunu ben daha çok beğendim. Hadi. Bunu yapış çok yumuşak. Hadi onu giyeceksin. Ben bana 100 veririm. Tamam hadi. Şunu bir babası bir de bu kızı bitirmeme müsaade etmediler. Şahin aradı da şimdi. Yani sadece heyete girmiş olsaydık gelirdik çocuğu okuldan alırdık. Ama saat 2'de de fizik tedavisi olacağı için inanın kara kara düşünüyordum ben ne yapacağım diye. Kurban olduğum Rabbim sana şükürler olsun. Hani diyorlar ya... Kul sıkıştığı zaman imdadına hani neydi ya o laf? Kul sıkışmadan Hızır yetişmezmiş diyorlar ya arkadaşlar. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Okul 5'ine ertelenmiş. Yani ayın 4'ünde biz işlerimizi Allah'ın izniyle hallederiz. Ayın 4'ünde artık gönül rahatlığıyla ayın 5'inde çocuğu gönül rahatlığıyla okula götürürüm. Saat 9. 9 ile 10 arası gelirsiniz dedi şimdi hocayla da yanımda konuştu. Sen ne istiyorsun? Sen ne kadar ne fark ettin biliyor musunuz? Ne kadar geç kalkıyor o kadar öğlen uyumak istiyor. Neyse ondan sonra şimdi Şahin niye aradı? Okul formasıyla ilgili. Oradaki Satın abla demiş ki yedek daha alın. Çünkü bazen işte ne bileyim kirli oluyor. Bazen bir şey yırtılıyor. Şudur budur. Eliniz yani... İmkanınız varsa alın. Şahin de şunu onu diyor. Çocuğa oldu mu diyor. Ben diyor iki tane direkt alacaktım ama abla öyle deyince diyor dedim gideyim eve bakayım diyor. Annesi baksın falan. Şimdi ben de Mira'yı Yaren'e giydirdim. Gayet güzel bol oldu. Şimdi Şahin onun için aradı diyor ki o zaman iki tane daha uzun kollu alacağım. Bir tane daha kısa kollu. Yani ne olacak? İki tane kısa kollu. Üç tane de uzun kollu. Hani şeyde kış daha çok ya arkadaşlar. Yapma işte kışı giyecek, ilkbaharı giyecek falan uzun kollu daha çok lazım olur diye. İki tane ondan alacak bir tane de bundan işte burada bizim Bim'in yanında satılıyormuş. Çıkarsan alırsın çıkmazsan da ben alırım dedi. Ben dedim ki yarın dedim nasılsa fizik tedaviye giderken gireriz alırız. Yeni testine gelince arkadaşlarım biliyorsunuz Ankara'da. Hey! Yorumlarda da birkaç tane görmüştüm. Beyza, Burak, Şahin'e sor. Onlar daha şey net şey yaparlar. Çünkü onlar da orada yaptırdılar diye. Ben de dün mesaj attım. Sağ olsun bugün eşi dönüş yaptı arkadaşlar. Dur anneciğim. Yardımcı oldular. İşte hangi doktor nedir ne değildir. Sağ olsun Allah bin kere razı olsun. Rabbim evlatlarını onlara bağışlasın. İşte durumu açıkladım. Böyle böyle bir durum var falan. İşte siz de orada yaptırdınız. İşte nasıl bir yer, nasıldır falan. O da güzel bir dille açıkladı sağ olsunlar. Doktor yani hocanın ismini verdim. İşte randevu alın. İşte bu hocaya özellikle alın falan filan. Ay benim bir onu da işte halletsek arkadaşlar. Şu Allah'ın izniyle bir nedir onun adı? Önümüzdeki MR'la heyeti bir halledelim. Daha sonra çocuk okula başlayacak ya biraz zaman geçti. Yani ben şu an okullar açılmadan istiyordum bu genetiği halletmek ama o da bu aralar çok çok yoğun gidiyor arkadaşlarım. O sebepten tabii Mira'dan daha önemli hiçbir şey yoktur ama nasılsa babaannesi de artık müsait.
Ya okula zaten şahit yazdırdım belli dışında kimse yok diye. Okuldan sadece ya annesi ya babası, onun dışında kimse alamıyor da ki zaten annem gidip okuldan şey yapamazdı. Ya onu bakarız. Bir gün bir şekil ayarlayacağız arkadaşlarım. Genetiği de aradan çıkaracağız. Allah. Ah! Şahin diyor ki ben diyor biliyorum diyor niye. Gece diyor ki 2:30'a kadar ki diyor yat diyorum sana yatmadın. Yat dedim, yat dedim, yatmadın. Al sana diyor böyle oldun işte. Dedim ben kötü yani ağır bir şey yapmadım ki dedi ben senin ağır bir şey yapmadığını çok iyi biliyorum. Bir de azarladı, bir de fırçaladı güzelce. Kızımın da form, şimdi o formaları götürüyorsun. Bak ne yapıyorsun? Bana bak. Götürüyorsun onları kurutmaya atmamam gerekiyor. Çekilebilir. Onları güzelce askıya asıyorsun, odana asıyorsun. Böyle artık olmaz. Sen artık okula başlayacaksın. O öyle atılmaz her tarafa. Tamam mı? Tamam, onu götür. Hadi. Of Mira, Mira. Havalar tekrardan bozdu arkadaşlar. Annemle konuştum. Sana diyor çok güzel nevresim takımı aldım diyor. Dedim ki inan ki dedim sen gelsen dedim 1000 tane nevresim takımı alabilir. Ya yeter ya. Şunu halıya çek ya. Omuzum koptu ya. Ya çocuk halıya çekiyorum. Bilerek geliyorsun vuruyorsun ya. Ah. Ah. Yapma annem ya. Kendini kaydırıyor buraya geliyor. Hoşuna gidiyor vurmak ya. İşte annemle konuştum. Dedim şey diyor sana diyor çok güzel nevresim takımı aldım. Fotoğraflarını falan atmış. Nevresim takımı hastalı olduğunu biliyorum. Annem börtten almıştı. Ne güzel tadı değil mi? Onun börtlenmesi çıkmış. Tamam gene ne yedin sen? Git. Dedim yeter ki dedim sen gel dedim. İnan ki başka bir şey istemem. Sonra diyor ki belki de diyor gelirim bakarsın dedim. Vallahi dedim aklında bulursun. Gelecek olursan. O tereyağından dedim bir 3 kilocuk istiyorum. Canım sağ olsun dedi. Oh! Oh! Of! Kız bu ne böyle? Hadi bakalım arkadaşlar şimdi gideyim dünkü köfteden bir çorba yapayım çocuklara. Saat bayağı bir geç oldu çünkü. Yarın şu aynadan da bir kurtulsam çok iyi olacak. Neyse iade edeyim. Şimdi yenisini almayayım. Bunu iade edeyim. Parası yatsın sonra alayım. Ya da eninde sonunda zaten parayı yatıracaklar değil mi? Parayı nasıl sayılır? Ama başka bir şirketten alacağım. Bundan almayacağım. Başka birinden alacağım. Ve özellikle orada açıklama belirteceğim ki güzel paketleyin böyle böyle oldu. Ama ayna lazım. Şahin de diyor ki şuradaki aynadan diyor hiç hoşuma gitmiyor bu ayna. Dedim niye? Mira'dan dolayı dedi. Ama dedim iki tane çivi daha atarsan sağlam olur. Parçalarını bir toplayayım dedim. Bayağı bir geçmişiz. O yüzden bu videoyu burada kapatıp diğerine geçelim arkadaşlarım. Yarın biliyorsunuz misafirli bir günümüz olacak. Öyle cennet sultanı göreceğiz. Keşke yamuşum da burada olsaydı ama neyse. Seneye inşallah bu sene gelemedim. Hadi bakalım sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videonun devamında görüşürüz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.